Dünya üzerinde gerçekleşen bazı tuhaf olaylar aradan yıllar geçmesine rağmen çözülememiştir. Gizemini koruyan ve açıklığa kavuşturulamayan bazı gizemli olayları derledik. Haziran 1947 tarihinde Hollanda bandıralı Aurong Medan gemisinden anlamlandırılamayan ve ürpertici Morse mesajları gelmiştir. Aurong Medan gemisinden gönderilen acil mesajlarda ilk başta yardım istenmeye çalışılmış ve ardından gelen diğer mesajlarda kaptan dahil tüm mürettebatımız öldü ve ölüyorum diye ikinci mesaj radyoyla gönderilmiştir. Silver Star isimli gemi Aurong Medan'ı bulduğunda gemide birçok ceset ile karşılaşmıştır. Aurong Medan olayını tuhaf yapan şey ise tüm cesetlerin elleriyle işaret ederek güneşe baktıklarının belirtilmesidir. Ağızları sonuna kadar açılmış, suratlarında korku ifadesi ve dişlerini sıkmış bir şekilde duran ölüler. Diğer bir ilginçlik ise ölenlerin vücutlarında darbe veya yaralama belirtisinin görülmemiş olması. Aurong Medan'ı bulan ve en yakın limana götürmek için yedeğe alan Silver Star mürettebatı, geminin kargo bölümüne girmeye çalışırken Aurong Medan'dan dumanlar çıkmaya başladığını fark edince hemen iki gemiyi ayırıp Silver Star'a dönmüştür. Silver Star'ın ayrılmasının ardından bugün bile nedeni bilinmeyen bir patlama gerçekleşir ve saniye sonra Aurong Medan sulara gömülür. Aurong Medan mürettebatına ne olduğuna dair gizem perdesi hala günümüzde çözülmemiştir. Bazıları okyanus dibindeki yarıklardan çıkan metan veya başka bir kimyasalın mürettebatı zehirlemiş olduğunu düşünüyor. Bazılarına göre ise uzaylıların ya da hayaletlerin saldırısına uğramışlar. Ancak ne böyle bir gemi olduğuna dair bir kanıt var, ne de mürettebatın kim olduğu ve başına ne geldiğine dair herhangi bir kanıt. Kara Şövalye uydusunun dünya yörüngesinde yaklaşık 13 bin yıldır döndüğü iddia edilmektedir. Anlaşılamayan bir dilde sinyaller gönderen ve nereden geldiği tespit edilemeyen bir cisimdir. 1899 yılında sinyalleri fark eden ilk kişi Nikola Tesla'dır. Tesla böyle bir şeyi fark etmiş ve insanlarıyla paylaşmıştır. Fakat çoğu insan Nikola Tesla'ya inanmamıştır. Nesnenin 1998 yılında çekilmiş fotoğrafı NASA'nın internet sitesinde herkese açık olarak paylaşılmıştır. Günümüzde bu nesne ile alakalı teoriler bulunmaktadır. Aralık 1872 tarihinde Mary Celeste ismindeki gemi Cebeli Tarık Boğazı'nda seyir halindeyken bir başka geminin kaptanı olan Kaptan Morehouse tarafından görülür. Mary Celeste isimli geminin kaptanını yakından tanıyan Kaptan Morehouse, gördüğü gemiyle irtibat kurmaya çalışır. Fakat Kaptan Morehouse'un bütün çabalarına rağmen Mary Celeste gemisinden yanıt gelmemektedir. Bunun üzerine Kaptan Morehouse, Mary Celeste gemisinin yanına gider ve geminin güvertesini çıkar. Kaptan Morehouse güverteye çıktığında gemide kimse yoktur. Fakat yarım kahvaltı tabakları, yarım kahveler, yarısı içilmemiş duran pipolar ve daha birçok belirti geminin aniden terk edildiğini göstermektedir. Ama mürettebat ve kaptan gemiyi neden aniden terk etmiştir? Çünkü gemide ne bir saldırı izi ne de herhangi bir yağmalama belirtisi bulunmaktadır. Mary Celeste gemisi bir ticaret gemisidir ve mürettebatın eşyaları, geminin taşıdığı alkol fıçıları ve yemek stokları yerinde durmaktadır. Günümüzde dahi gemi mürettebatının nerede olduğuna dair bir iz bulunamamıştır. Gayet normal duran gemi üzerindeki mürettebatın birdenbire yok olması olayı gizemli hale getirmektedir. Bazı teoriler kaptan ve tayfalarının gıda zehirlenmesi, taşıdıkları alkolden kaynaklanan gaz veya paranormal bir nedenden ötürü delirdiklerini savunmaktadır. Gemi bu halde bulunduğu tarihten sonra 17 kez sahip değiştirmiştir ve o tarihlerde de çeşitli ölümlere neden olmuştur. Uğursuz gemi olarak adlandırılan geminin akıbeti günümüzde bilinmemektedir. ...21 Ekim 1978 tarihinde Frederick Valente isimli bir pilot Avustralya'nın güneyinde bir adaya doğru uçmaktadır. Pilot bir anda telsize garip bir olayı bildirir.
üzerinde gezen, uçağa benzemeyen, yeşil ışıklar saçan ve oldukça hızlı bir cisim gördüğünü söyler. Bu pilotun yaptığı son anonstur ve bu görüşmeden sonra bağlantı aniden kesilir. Bu bölgede daha önce de bildirilen yeşil ışıklar saçan cisimler olayı daha karmaşık hale getirir ve gizemini arttırır. İletişimin koptuğu pilot o olaydan sonra bir daha bulunamamıştır. Pilotun kayboluşu ile alakalı çeşitli tezler öne sürülmüş olsa da gizemli olayın sır perdesi kalkmamıştır. Efsaneye göre Kanada'da bulunan Oak Adası ve Para Kuyusu büyük bir hazineye ev sahipliği yapıyor. Burada zamanında İspanyol korsanlar tarafından saklandığı belirtilen büyük bir hazine olduğu iddia edilmekte. Ama bu hazineye ulaşmak şu ana kadar mümkün olmadı. Çünkü adada çeşitli tuzaklarla örülmüş ve mühendislik harikası bir çukur bulunuyor. Bu çukur günümüze kadar hazineyi bulmak isteyen kişileri vazgeçirmiş. Çünkü günümüz teknolojisi bile bu çukurun içindeki hazineye ulaşamıyor. Çukurun günümüzde girilemeyen bölümleri bulunmakta. Bu ada sahip olduğu bulunamamış hazine efsanesiyle birçok şirket batırmış ve birçok insanın hayatına mal olmuş.